temel ilk yardım eğitimi verdik. Bunun niçin verdik arkadaşlar? Kızılay Siirt Şube Başkanlığı Genç Kızılay Kolu'nun düzenlediği kariyer günleri devam ediyor. Kariyer günlerine konuk olan Kızılay Genel Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Yener Tanık, bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve deneyimlerini paylaştı. Kızılay Hizmet Binası toplantı salonundaki etkinliklere Tanık, Kızılay ile nasıl tanıştığını ve bu çatı altında bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler ve Kızılay İş Merkezi'nin yapım öyküsü hakkında bilgi verdi ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Kızılay bir heyecandır, Kızılay bir alevdir. Kızılay bir virüstür. İnsanın içine girince sönmüyor. İyilik yolunda her açılan yol Allah rızası için olunca illa bir şekilde yürüyor. Ben de hemen hemen 2001 yılından beri Kızılaycıyım. Ben size kendimi biraz tanıtayım. Ben 1972 doğumluyum. 2001 yılında Kızılay'la tanıştık, 2001 yılında. O zaman Allah rahmet eylesin, mahalle muhtarı vardı, yeni mahalle muhtarı İsa Özcan amca. Tabii o zamanlar eski Fen Dershanesi'nin binasında, özel idare binasındaydı. Tabii ben çocukluğumda gençlerden kaç ortaokula giderken Kızılay'dan bir kere yine burs almıştım. Küçük bir dükkanı var, böyle 2 metrekare bir dükkanı var. Onun yanında ben ayakkabı boyası yapıyordum, işte ayakkabı. Bir gün bir tane başkomiser geldi. Bana dedi ki ayakkabı boyatır mısın? Ayakkabısını boyattım, ben sık çorap da yemiştim. Ayakkabıdan çok çorabını boyattım. Boyatınca tokatı da yedim. Sonra o gün benim işimin son günüydü. Ama Allah razı olsun, o günlerin bana öğrettiği çok şey var. Okulu bitirince de Kızılay'da memuriyete 93'te başladım. Sağlık memuru olarak başladım. Başlayınca da ilk etapta Çilo'da bir yıl sağlık memurluğu yaptım. Bir devlet hastanesine müdür yardımcısı olarak katıldım. 2002 yılına kadar da Siirt Devlet Hastanesi'nde eski binada müdür yardımcısı olarak görev yaptım. Hastane müdür yardımcısı olarak görev yaptım. 2001'de maddi durumum iyi oldu. Yani maaş almaya başladım. Ve aralarında yazmışlardı. Yönetimde aralamaya ama başkan değil tabii. Abdüsselam Sevinç bizim başkanımızdı. Biz de güzel işler yapmaya başladık. Sonra Abdüsselam arkadaşımızın kayınbabası milletvekili oldu. Ömer Erkek Siirt'te milletvekili olunca Ankara'ya onun danışmanı olarak Ankara'ya gitti. Yerine de mevcut arkadaşların arasında oturduk, konuştuk, muhabbet ettik. Beni uygun gördüler. Atama yoluyla kendi aramızda bir seçim yaptım. Kızılay Başkanı ben oldum. 2004 yılında. 2004 yılında başkan olunca tabii biraz portföyümüz değişti. Yine çok eski binada. Tabii masa var, klima var, daktilo var. Büyük bir heyecanla başladık. Gelen malzemeleri arkadaşlarla paylaşıyoruz. Kendi aramızda nereye dağıtabiliriz, ne yapabiliriz? Herkes etrafındaki maddi durumu iyi olmayan aileleri tespit etti. Ve gelen o zaman böyle şimdiki gibi Kızılay'ın vizyonu misyonundan çok daha alt bir seviyede sadece gelen yardımların dağıtılması ile yetiniyordu. Başka da bir şey yoktu. İlk yardım eğitimi yoktu. Kan hizmetleri bu kadar güvenilir bir kan temini hizmetleri yoktu arkadaşlar. Etkinliğe Şube Başkanı Nihat Altunç, Mesut Kara ve Kızılay Gönüllüleri katıldı. İş gücüne bakan,